Arkadaşlar İslam tarihi içinde incelememiz gereken bir başka dönem 4 halife devridir. 4 halife devri 632 yılı ile 661 yılları arasında geçen dönem olarak belirlenmiştir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemi İslam tarihinde 4 halife dönemi olarak adlandırılan dönemlerdir. Öncelikle bilmemiz gereken nokta şudur ki 4 halife devri İslam tarihinde cumhuriyet dönemi olarak adlandırılır. Bunun sebebi de halifeler bu dönemde seçimle göreve gelmektedirler. Halifeler seçimle göreve geldikleri için, iş başına geldikleri için cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmıştır. Ama yine burada bilmemiz gereken bir nokta var. Halifelerin seçimle iş başına gelmesi sadece ve sadece 4 halife devriyle sınırlıdır arkadaşlar. Yani 4 halife devrinden sonra Emeviler ve Abbasiler döneminde halifelik makamı saltanat haline dönüşmüş. Yani cumhuriyet dönemi bitmiştir. Sadece cumhuriyet dönemi 4 halife dönemini özgüdür. Öncelikle ilk halifeye bakalım. Hz. Ebu Bekir dönemi diyelim. 632 ile 634 yılları arasında 2 yıl halifelik yapmış. Dolayısıyla Hz. Ebu halifelik yaptığı dönemde arkadaşlar çok yoğun olaylar yaşanmıyor. Sadece 2 yıl başta kaldığı için çok fazla olay görülmüyor. Ama gerçekleşen olaylar önemli olaylardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar Ridde olaylarıdır. Ridde olayları dediğimiz olaylar nedir peki? Hz. Muhammed'in vefatından sonra Arap Yarımadası'nda bir otorite boşluğu meydana gelmiş ve birdenbire dinden dönenler, sahte peygamberler ve vergi vermeyen kabileler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunların çıkarttıkları bazı ayaklanmaları ridde olayları denilmekteydi. Bu vergi vermeyen kabilelerin ve sahte peygamberlerin çıkarttığı isyanları Hz. Ebubekir bastırmak istemiş. Yani bir anlamda devlet otoritesini tekrar sağlamak istemiştir. Ve Ridde olaylarının biz bastırıldığını görüyoruz. Yani bunun yorumuna baktığımızda da Hz. Ebu Bekir'in ilk dönemlerinde devletin merkezi otoritesini korumayı başardığını görmekteyiz. Ebubekir döneminin bir başka önemli gelişmesi Kur'an-ı Kerim'in toplatılarak kitap haline getirilmesidir. Arkadaşlar peki neden böyle bir ihtiyaç hissedilmiş? Yani Kur'an-ı Kerim niçin toplatılarak kitap haline getiriliyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu dönemde bazı kısımları sayfeler halinde, bazıları da hafız dediğimiz kişilerin ezberinde. Ancak bu döneme gelinene kadar biliyorsunuz ki çok savaş yapıldı. Ve bu savaşlarda hafız dediğimiz kişiler hayatlarını kaybetmeye başladılar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in özgün halinin korunabilmesi için bir anlamda kaybolup bozulmasının engellenmesi için e, toplatılarak kitap haline getirildiğini görmekteyiz. Yani burada amacımız özgün halinin korunmak istenmesidir. Yine Hz. Ebu Bekir döneminin bir başka önemli gelişmesine baktığımız zaman Arap Yarımadası dışına ilk seferin bu dönemde yapıldığını görmekteyiz biz. Bu savaş 634 tarihinde meydana gelen Yermük Savaşı'dır. İslam Devleti ile Bizans arasında gerçekleşmiştir. İslam Devleti ile Bizans arasında yapılan bu savaşı İslam Devleti kazanmış ve Suriye'nin fethi için zemin hazırlanmıştır. Arkadaşlar tekrar edelim. Yermük Savaşı ile Suriye fethedilmemiş ancak Suriye'nin fethi için zemin hazırlanmış. Bu da Arap Yarımadası dışına yapılan ilk seferdir. Yani o zaman bunu yorumlamamız gerekirse Artık Hz. Ebu Bekir dönemine gelinene kadar yani Hz. Muhammed döneminde Arap Yarımadası'nda siyasi birlik sağlanmış artık bundan sonra Müslüman Araplar yavaş yavaş Arap Yarımadası dışına da çıkmaya başlamışlardır. Müzik